20 سال بو زوج ليلى بريا مثلا بازدا سالا لي دادي سغيد حمله بو هات مالا با وخا و دي زاروكا و چي بو دوغم كه 4 سالا مال و دري جاي دي سب خاطه زارو كه ملت كات اريده يعني گو بلا هر سب زارو كه خوا زارو كه هورن بلا يعني يوباي خرا ناب ما گوت دي مثلا ما تقوم از باشم يعني ميري گوت متوبه بردستي خدي از يعني اجار دي تعدايل في انسان ناكم سب زارو كه قبل و اي سب زارو كه خوا وجب سب زارو كه خوا چو يعني قبول كر ما تقوت دي تلفون ناب ام ولاشميش ند بو جاي كه مثلا هات با جما ام پیرش تغلی بان جمارا تشتگ ندگو لید دا خود مثلا نظام دیت بانه چاوه و مثلا دربای دیت با من نزانی بو هر وی انسانی ظل و خواهمت کر خواهم گل کشان بلا انسانی ها بلا ویج اعدام بکن بلا دالقین بلا بخنقین ما دوی او انسانی ها بکجن بلا خونه خواهم نمین العرده خونه بلا زیم خوارزیم نمین العرده خواهم گل زم کشان حتى مساخ سر دلما نارابي حتى مساخ خوا مسر دلما نارابي ام برازيليا خوا خوا كبير ناكن ام قهراوي كبير ناكن زاروكي مان زاروكي حق مان بر ديوارا يعني تش حق في انسان المهاب وما الدين بو بلا خوا كوش تبع تشمك خوا مكوش تشمك كزاروكي وكوش انا غير جزا تشام وي بدني بلا محبه محبه بلا اسميش بكن انا في من محبه تشم بدني بلا اسميش بكن بلا في انساني اسميش كبي ابرات دغنا تكاسدي تشتكى حاله نكى بس يعني ايدي بس يعني ام جي انسان ام بيراك ام انسان قامنا انسان في ظلم المتكن هرو هرو تروج نينا دجنك ناوي كشت روج نينا دهجن ناوي كشت يعني ايدي بس بس اثر فاجنا ما جن انسان جند انسان جن جي خد فد يعني افضل ما صار ما بس ايدي بلا بس ما بكن ما دفي اف انسان ها يعني خونا خوامنا من العرض يعني ام راب ام سري خضراكن ام از دنگي خل بتوني قال بيرا كه كردستان حموچ كيت كم باسا بلا دنگه خو بكن بلا بلا بس خو ميرا رب مرين بلا سري خو راكن بلا جسارات خو بين الخوا هر كه سري خو راكي هر كه دنگه خو بكن نه استني نه تتني بتون جن كردستان حمو دنگه خو بكن بس ايدي مس يعني بلا بس بي ظلم ما بكن هاني هر ام انسان هر روز ناد كوجن كا كي گوت يا روش كي ظلم كاتيا كوشتن هر روز نك تي كوشتن زاروك تي كوشتن هر روز يعني ايدي بس Basa yani gerçekten idi basa. 14-15 yaşında falan evlendi o zamanlarda. Berdel evlendi. İlk başlarda hani böyle bir şey olduğunu bilmiyorduk. Yani kendi eşiğine şiddet uygulayacağını falan bunların hiçbirinden haberimiz yoktu. Zaten olsak ki hiç kimse vermezdi kızını, biz de vermezdik. Daha sonra bir gece ben daha çocuktum o zamanlar. Kapı çaldı saat 12 civarları. Ben koştum, kapıyı açtım. O zaman karşımda ablamı gördüm. Başı kanlar içindeydi. Ve hamileydi de o zaman. Çığlık attım. Anne dedim, ablam geldi. Başından aşağı kan akıyordu. O kadar şiddet uygulamıştı ki kafasını kırmıştı. Dediler ki hani o kadar sinirlendiler, o kadar üzüldüler. Abimleri zor tuttuk. Hani dediler ki bizim kardeşimize bunu yapan herkese yapar dedi. Bu insan dışı bir şey dedi. Çünkü İdil'den yürüyerek korkudan buraya kadar yürümüştü. Çocuklarını bile düşünemedi o durumda. Yani bir annenin çocuklarını bıraktığını düşünsenize. O zaman çocuklarını bile düşünemeden can havliyle kaçtı onun elinden. Yaklaşık 5-6 sene kadar bizimle kaldı. Doğumunu bizim yanımızda yaptı. Melek şu an şehit edilen kızı oldu bizim yanımızda. İsmini de annem verdi. Ve gerçekten ismi gibi Melek'ti. 3-4 yaşına kadar da bizimle kaldı. Hepimizin önünde söz verdi. Ben bir daha asla karıma el uzatmam, el sürmem dedi. Ben bir daha ona şiddet uygulamam dedi. Vurmam eşime dedi. Yeminler etti. Yeter ki gelsin çocukları annesiz büyümesin dedi. O sadece kadınlara karşıydı. O sadece kendi kızlarına ve karısına karşıydı. Yani bugün kendi öz karısını, kendi öz çocuklarını katleden yarın herkesi katleder. Artık gerçekten bunlara bir dur demeleri. Bunların hak ettiği cezayı en ağır şekilde vermeleri. Çünkü bunlara dur demedikçe bu insanlar durmaz. Kudurmuş köpek gibi olmuşlar. İdam edilmeli. Bunların başka hiçbir çözümü yok. İddam başka hiçbir açıklaması olamaz çünkü. Kendi öz çocuklarına elleri dahi titremeden
sıkan bir insan başka bir hiçbir şekilde durdurulamaz. Biz gerçekten böyle bir şey ne olabileceği ihtimalini yani göz önünde bulandırabildik. Ne de şu an bile ben hala inanmıyorum. Her an çıkabilir umudunu taşıyorum ve gördüğüm her insanı ablam zannediyorum. Acısı ayrı bir şeyken yani inanması güç bir şey. Allah hiç kimseye böyle bir acı yaşatmasın. Ne olursa olsun, ne pahasına olursa olsun bir şekilde bunu ortaya çıkartmaları. İsteseler onları baş edebilirler, isteseler onları alt edebilirler, isteseler onlara her şeyi yaptırabilirler. Demek istediğim kendilerini ezdirmesinler. Ne olursa olsun susmasınlar.